izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Reklamlardan önce dedik ki güzellik uzmanımız sevgili Gülser Benli konuğumuz olacak dedik. Şu anda stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Ederim. Bunu söylemeden edemiyorum kadın olarak. O sizin güzelliğiniz. Ay, çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Güzellik deyince biz kadınların aklına özellikle yazın. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk ama birçok izleyicimiz hep şunu soruyor. Kalıcı makyaja biz takıldık. Kalıcı makyaj konuşmak istiyorum bugün yine sizinle mümkünse. Herkes şunu soruyor. Yaz ayında yaptıramıyor muyuz? Geçti mi bizim için hala? Bir kere şunu başta sormak istiyorum. Kalıcı makyaj nedir? Kalıcı makyaj deri altına boya verme sanatıdır. Kalıcı makyaj deyince insanlar tabii ki bunu bir karıştırıyorlar. Bu bir dövme değildir. Dövmede kullanılan boyalarla kalıcı makyajda kullanılan boyalar çok farklı. Kalıcı makyajda kullanılan boyalar bir kere kimyasal değildir. Ağaç kabuğu, kök boya dediğimiz boyalarla elde edilmiş, hiçbir şekilde cilde alerjisi ve zararı olmayan boyalardır bunlar. Hı hı. Ve bunlarla yapılan makyaj asla ömür boyu kalacak diye bir şey yok. Dövmede mesela bildiğiniz gibi ömür boyu kalıyor. Çünkü kimyasal bir boyadır dövme boyasıyla yapılan işlemler. Ama kalıcı makyajla yapılan işlemler birkaç sene cilt yapısına göre de tabii ki değişiyor. Bazı ciltlerde daha uzun kalıyor, bazı ciltlerde daha çabuk geçiyor. Yağlı ciltlerde biraz daha çabuk geçer, kuru ciltlerde biraz daha uzun kalır. Ama hiçbir zaman ömürlük değildir. En i̇şte, fazla ömrü nedir kalıcı makyajın? Tabii yerine göre değişiyor ama kaşlarda 1,5-2 yıl arasında genelde tükeniyor. Ama gözde mesela 6-7 sene, 8 sene kadar dayanabiliyor. Dudakta 4-5 sene dayanabiliyor. Yerine göre, bölgesine göre değişiyor. Cildine göre. Peki süreler bu kadar da arada mesela biz daim olmasını istiyorum ben. Bir kere yaptırdım. Bunun rötuş dediğiniz bir olay var sanırım. Mesela şunu söyleyebilir misiniz? İşte Ada Hanım, işte kalıcı bir makyaj yaptık size. Ama siz her 6 ayda bir gelir buna rötuş yaptırırsanız veya senede bir veya 8 ayda bir bilmiyorum. Hani bu daimi istediğiniz sürece bu kalabilir sizde. Ya tabii ki öyle. Şimdi insanlar ilk yaptırdıktan sonra bunun ne kadar kolay olduğunu, hayatını kolaylaştırdığını, zamandan kazandığını görünce tabii bu doğal olarak cilt yapısından dolayı zaman içerisinde siliniyor cilt, atıyor onu. Attıktan sonra mesela bir yıl kullandınız, 1,5 yıl oldu. Kullandınız, bayağı bir açıldı. Çok memnun kaldınız, hoşunuza gitti ve hayatınızı kolaylaştırdı. Ne yapıyorsunuz? Sonrasında gelip üzerinden bir rengini daha çok sabitlemek için bir rötuş attırıyorsunuz. Bunu da kişinin isteğine ve talebine kalmış bir şey. Kimi bir yılda, kimi iki senede ancak o şekilde attırabiliyor. Rötuş olayı tabii ki arada bir yapılması gerekiyor ki uzun sürsün. Evet, daimliliği için söylemiştim zaten. Aha. Düşünsenize, biz kadınların hayatı ne kadar sabah zaten kalkıp işte yani en kötü şartta bir duş alıyorsunuz. İşte farınız, rimeliniz, kaleminiz, rujunuz yok. En az şöyle söyleyeyim bir yarım saate alıyor. Şimdi kalıcı makyaj bende de var. Ben küçük bir şey anlatayım. Bundan tabii bir ben 98 ve 99 yıllarında başladım bu kalıcı makyaj olayına ve o zaman ilk kendime yaptığım zaman tabii ki çok fazla yaygın olmadığı için insanlar bunu çok bilmiyor. Şimdi bana gelen işte misafirlerimde, arkadaşlarımda falan böyle özellikle yatıya gelenler sabah kalktığında hep kendi kendine soruyorlarmış. Ya Gül niye bu kadar sabah erkenden ne ara kalkıp da makyaj yapıyor? Ama tabii bilmedikleri için kalıcı makyajın ne olduğunu, ne şekilde yapıldığını. İşte bir gün hepsi bir araya geldi de ya bir şey sormuşsun. Sen ne ara yapıyorsun bu kadar erkenden kalkıp işte yüzünü yıkıyorsun, makyajını yapıyorsun, gözüne sürmeni çekiyorsun, kaşını boyuyorsun. Ya diyor, biz görmüyoruz bile sen bunu ne zaman yaptın. Dedim bu bir kalıcı makyaj. Yıkasan da geçmiyor. Denize de girsen geçmiyor. Terlesen de akmıyor. Yani bunun bayanlara getirdiği kolaylık inanılmaz güzel. Özellikle çalışanlar için. Yani hele yaz aylarında bakın sıcak,
akan bir makyajla dolaşan hanımlar var şu anda etrafta maalesef. Tabii ki fırsat buldukları ilk anda hemen temizlemeye falan çalışıyoruz veya dağılıyor. Hemen elimizde pıt diye açılan bir ayna hemen kontrol ediyoruz. En kötü şartta cep telefonlarımızdan bakıyoruz. Bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Artık bunlara gerek kalmıyor kalıcı makyaj yaptırdığınız zaman. Yazın çünkü bu sıcaklarda özellikle turizm bölgesinde sıcaklarda tabii makyaj kalmaz yüzde. Siz istediğiniz kalitedeki, istediğiniz iyi bir makyaj malzemesinde kullansanız kalmıyor. Doğal olarak akıyor gidiyor. Hiçbir şey olmasa cilt onu sıcaktan basınçtan emiyor zaten. O yüzden kalıcı makyaj yaptırdığınız zaman denize, havuza, terlemelerde harika her şey. Şekilde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Düşünsenize denize girdiniz çıktınız gözler sürmeli, kaşlar, dudaklar belirgin, makyaj yapmış gibi. Harika bir çok şey güzel. Bu. Çok güzel bir şey bu. Tabii ki güzel. İnsanların havuza girip çıkıyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi. Her daim bakımlı bir insanın o zaman motivasyonu da çok fazla yüksek olur herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Her daim bakımlı bir şekilde geziyorsunuz. Size düşen bir tek saçınız oluyor. Onunla da bir şekilde başa çıkılıyor. Bir de sıkça sorulan şu soru var. Dövmede de hep bu sorular soruldu. İşte özellikle Ramazan aylarında din adamları bunları kendilerince cevaplamaya çalıştılar. Tabii ki biri evet diyorsa biri hayır dedi bu sorulara ve insanların kafaları karıştı. Kalıcı makyajda abdest olur mu? Kalıcı abdest geçer mi geçmez mi? Şimdi şöyle bir şey, kalıcı makyajda bizim dövme boyası kullanmadığımız için içerisinde kimyasal boya yok. Gözenekleri kapatmıyor. Sadece cildin pigmentleriyle, cilde renk veren pigmentler vardır. Pigmentlerle boyanın pigmentleri birbirini dönüştürüyor. Bu yüzden renk sabit kalabiliyor. Bir dövme boyası değildir. Kimyasal içermediği için kesinlikle abdest geçiyor. Bunu herkes her şekilde yaptırabilir. Abdestin geçmemesi için gözeneklerin tıkanması ve kapatması gerekiyor. Bu da olmadığı için doğal olarak herkesin yaptırabileceği bir işlem oluyor. Yani birçok kişi bunu... Ama atıyor zaten. O yüzden yani abdestin geçmemesi mümkün değil. Bu güzel de birçok izleyicimizin içi rahatlamıştır. Rahatlıkla kalıcı makyaj yaptırabilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim de çok özür dilerim. Profesyonel olmayan yerlerde yapıldığı zaman bazen dövme boyası da kullanılabiliyor. Bu dövme boyası kullanmak işte bu mesela örnek veriyorum bir kaşı yaptığınız zaman işte maviye döner, laciverte döner. Bu dövme boyalarında oluyor ama kalıcı makyaj boyalarında olmuyor tabii ki. O yüzden hani onu belirtmek isterim. İşte kalıcı makyaj boyası diye de her yerde yaptırılmıyor. Yani dövme boyası da bazen kullanılabiliyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. O kişilerin boyalarını falan incelemesi gerekiyor. Yaptırdıkları yer çok önemli. Hijyen olması lazım. Çünkü sonuçta iğnelerle ve çok az da olsa bir kanama olabiliyor. Her şeyin tek kullanımlık olması gerekiyor. Bulunduğun ortamın çok iyi hijyen olması gerekiyor. Çünkü bu tür şeylerde hastalık da kapılabiliyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Peki erkekler. Şimdi erkekler kalıcı makyaj... Lütfen bunu da soran izleyicilerimiz var. Şimdi kalıcı makyaj aslında eksikleri tamamlamaktır. Kalıcı makyaj bu erkeklerde de olabiliyor. İşte kaza sonuçlarında yarık bir kaş oluyor. İşte kıl çıkmıyor orada. Alnında olabiliyor. Ya da bu vücudunda yaraları kapatmak için de kullanılan bir teknik aslında. Kalıcı makyaj. Hem onu yapılabiliyor. Erkekler mesela çok az olduğu zaman kirpikleri böyle kirpiklerin arasına ince ince bir attırabiliyor. Daha yoğun kirpik gözüksün diye. Tabii erkekler yaptırıyor. Erkekler bakar de yaptırıyor. Mısınız? Ama bir bayana yapılır gibi bir makyaj gibi değil. Evet. Sadece eksikleri tamamlamak adına yapılıyor. İşte çok az kaşın arasına attırılabiliyor. Çok az kirpiklerin arasına böyle hafif noktalar halinde attırılabiliyor. Doğal gözüküyor. Dışarıdan anlaşılmıyor. Sadece
daha belirgin, daha ifadeli gözler olmuş oluyor. Yani kirpikler erkekler daha da çoğalmış olarak gözüküyor. Peki, yani daha yoğun şu gözüküyor. Şu anda hemen şu geldi. Hani erkekler deyince erkeklerin kalıcı makyajdan, kaş, gözden ziyade bir kellik problemimiz var. Peki yapabiliyor musunuz? Mesela hafif saçlarının önü açılmış erkekler. Ya tabii ki öyle. Şimdi kalıcı makyajla yapılabiliyor. Aa, saçların bu çok aralarını önemli. Daha yoğun göstermek için böyle bir işlemi de var tabii ki. Yapılabiliyor. Ne kadar güzel. Bu bence erkekler için en önemlisi diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz birçok sitelerde bile kaşların aralarına attırılabiliyor öyle tabii mi? Ki. Onun kullanılan kalıcı makyajın iğnesi daha farklı. Boyalar tabii daha farklı oluyor ama evet. Hani saçların çok seyrek olduğunu düşün ama biraz saçların olması lazım. Tamamen böyle bir dazlak bir kafada olmuyor yani. Abi ben de onu söyle. Ondan emin olduğum için çok seyrek kaşların arasına yoğunluk vermek için oluyor. Seyrek bir saçı olan tabii bu gözümüze batar. Ama tamamen keller için yapabileceğimiz bir şey yok. Yok maalesef. Farklı yollar, yöntemler aramaları gerekiyor. Herkesin, saç ektirmek gibi. Herkesin bir derdi, bir problemi var tabii ki. Allah daha beterlerinden korusun amin, Rabbimiz. Amin. Ama hani hep de atalarımız der ya, yarın öleceğimizi bilsek her şeyi pes edelim. Ama yarın öleceğimizi de bilmiyoruz. Onun için biraz da günü yaşamamız lazım. Tabii ki hayatımızda nedir? Ya benim işte kaşım az veya kaşım ince kalınlaştırmak istiyorum. Veya hani bir zamanlar modaydı işte Ebru Gündeş kaşı istiyorum böyle yay gibi. Herkes de o yay gibi kaşlar çok da yakışmıyor. Bazı şöyle söyleyeyim danışanınız mı diyeyim artık. Hastanız mı diyeyim, ne diyeyim veya misafirleriniz mi diyeyim, müşterileriniz mi diyeyim artık bir sürü isim var buna. Size gelen insanlar mesela diyor ya ben yay gibi incecik bir kaş istiyorum. Ama ona o kaş yakışmaz mesela. Şimdi şöyle bir şey zaten misafirlerimiz bize gelirken elinde bir modelle geliyor. Mutlaka. Başkasının bir kaşı. Genelde işte popüler olmuş insanların kaşları onlarla geliyorlar. Aslında öyle değil. Tamam ben yine onu bakıyorum ben o kaşı baz alaraktan ama kişinin kendi kaş göz yapısı da çok önemli. Kendi kaşının doğrultusunda boşlukları doldurursak eğer daha doğal oluyor. Daha çok kişiye yakışıyor. Ama dünyanın en iyi kaş modelini getirip size yaparsam eğer güzel durmayabilir. Çünkü sizin yüzünüz, ifadeniz, göz şekliniz, kaşın altında bulunan kemik yapınız aynı değil. Sizde güzel durmayabilir. O yüzden kişiye özel yapılması lazım. Kişinin yüz hatlarına, göz şekline göre yapılması siz lazım. Siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Onun hani bir ben kaş ölçümü var. Ben çok özür dilerim. Birazcık internette şöyle bir dolaştım. Bu kalıcı makyaj nedir, nasıl yapılıyor? Bildiğiniz böyle hani mezura gibi şeylerle ölçülüyor evet, yani. Evet, pergelleri var, işte mezuraları var. Ölçüyoruz yani. Mesela kaşın göz pınarının dışına çıkmaması lazım. Öyle mi? Göz kenarından dışarı çıkmaması lazım. Yüzümüzün bir açısı var zaten. Onu ölçerek yapıyorsunuz. O yüzden kişiye kendine özel bir kaş şekli çıkıyor. Yani herkesin sizin ya da bana ya da bir başkasına aynı şekil yapılmıyor. Sadece şu var. Tabii zaman geçtikçe biraz moda değişiyor. Hani moda kaş diyorlar. Daha mesela son zamanlarda daha kalın, daha düz kaş. Daha çok moda oluyor. Ama eskilerde daha ya. Böyle ince ve yay gibi kaş olurdu. Yani ne bileyim, şimdi bir kadında da böyle iki parmak kalınlığında iki tane kaş bilmiyorum nasıl durur? Ya kişiye çok göre estetik, değişiyor. Estetik bazı insanlarda çok güzel duruyor. Bazı insanlarda fazlaymış gibi duruyor. O yüzden en güzeli öncesinde bir prova yapıyoruz. Öncesinde bir çiziyoruz normal bir kaş kalemiyle belirliyoruz. İşte bu duruyor, bu olacak size diyoruz. Ondan sonra eğer kişi onu beğenirse, yüzüne oturtabilirsek, eğer tamam bu olur derse biz onu kalıcı hale getiriyoruz. Zaten öncesinde bir prova yapılıyor. Hadi siz yatın ben de sizin kaşınızı yapayım diye değil. Hmm. O yüzden pişman olunmuyor. Ya da keşke şöyle yapsaydık demeleri olmuyor. Yani çünkü öncesinde yapılan prova çok önemli. Size bu kaşı yapacağız deyip gösteriyoruz öncesinde. Peki şöyle bir durum. Ben moda oldu kalın bir kaş yaptırdım. Bir sene sonra ince bir kaş moda oldu. Ben size geldim dedim ki bu kalın kaşı incelt. Yapabiliriz. Ne yapıyorsunuz bu işlemle? Siliyoruz. Ya önce kendi yapmış olduğumuz bu malzemeyle
tonlamalarla açabiliyoruz. Ya da bir kliniğe gidip lazerle bunu bir uzmanı tarafından sildirip bana öyle geliyorsunuz. Ben yeniden yapmış oluyorum. Fethiye'de kliniklerde mi siliniyor? Tabii siliniyor. Lazer sistemiyle bunu uzmanlar tarafından, doktorlar tarafından siliniyor. Ondan sonra geliyor. Ben onu yeniden kalıcı makyajını yapıyorum. Ama siz kliniğe göndermeden de bunu... Kendi merkezimizde sadece boya tonlamalarıyla açıyoruz. Bizde lazer yapmak yasaktır çünkü. Yani. O yüzden biz sadece gelen kalıcı makyajın daha açık, işte bu hani açık süt ya da kırık beyaz tonlamalarıyla rengini açıp ten rengine getirip ondan sonra kaş yapıyoruz. Hangisi ya da gidip, ikisi de olabiliyor ama çok yoğun olan kaşlarda sildirmesi, sildirip bize gelmesi daha doğru. Çok hafif böyle hani hafif kalıntılar oluyor işte böyle geçmiş ama altında az bir şey izi var. Mesela onu yapabiliyoruz ama çok yoğun kaşlarda önce bir gidip sildirip bize öyle gelmesi gerekiyor. Yaptırması ama silinebiliyor yani. Sonuçta bunun bir çözümü var. Ya kalıcı dövmeler bile silinebiliyorsa. Aynen. Onlar daha kolay ve daha çabuk siliniyor. Bu da rahatlıkla yapılabilir o zaman. Kalıcı makyaj yani insanların gerçekten acaba ben de mi denesem, ben de mi yaptırsam? Düşünsenize bir eyeliner göz üzerine kaşı yaptık. Evet. Kiprik aralarını da doldurduk. Tamam. Az kipriği olan onlar doldurulunca daha yoğun, daha böyle ifadeli, daha derin bakışlı oluyor. Oo. Bakışların bile derinlenmesi değişiyor. Falan çok enteresan ya. Rabbim bize bir vücut beden vermiş, bir kaş göz vermiş. İşte tabii ki istisna olaylar da olabiliyor tabii ki. İnsanlar ilaç kullanıyor, kaşları kiprikleri dökülüyor. Tabii ki hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hastalık derken ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Allah hepimizden uzak etsin, iyi bir şey değildir. Kanser hastalarında kaş kemoterapiden sonra kaşları, kirpikleri dökülebiliyor. Evet. Bunlara moral olsun diye ilk başta çıkarılmış bir şey aslında. Çok güzel ama. Onlara da yapılabiliyor. Yani buradan ben söylemek istiyorum. İşte kaşlar dökülüyor, kirpikler dökülüyor, kullandıkları ilaçlardan kaynaklanabiliyor. Bazen psikolojik olabiliyor, dökülebiliyor. Ha, bunlara da yapılabiliyor. O yüzden hiçbir, mesela bazı sadece onlar değil, işte makyaj yapamayan, her tür makyaja karşı alerjisi olanlar, işte rimel dahi süremeyenler. Bunlar kalıcı makyajla biz bunları yapabiliyoruz. Hiçbir sakıncası olmuyor. Yani onlara da güzel bir kolaylık oluyor. Sadece hani normal sağlıklı bir insana değil. Hani ilaç kullanıp bir takım rahatsızlıkları olan insanlara da çok kolaylıkla yapılabiliyor. Ne kadar güzel bu. Bu tarafı da çok güzel tabii ki. Herhangi bir yan etkisi. Hayır hiçbir yan etkisi şöyle yok. Şöyle midir? Şunu diyebiliyor musunuz? Belli alerjileri olan insanlar, yani bu yan etkisi küçük de olsa yok mudur? Yok. Mutlaka vardır ya. Ya bunun yan her etkisi vardır yok. Aslında. Hayır, mesela bir eyeliner ya da işte sürme yaptırdığınız zaman kiminde bir gün bir hafif bir iş yapılan işlemden dolayı şişme oluyor. Bazılarında bir gün sürer, bazılarında iki gün ama üç günü geçmez. Ha. Sadece böyle bir o kadarına da yan etkisi var. Ama bu zaten olmak zorunda. Sonuçta oraya bir işlem yapılıyor yani. Cilde işlem yapılıyor. Hani evet. İğneyle de yapılıyor bu işlem. O yüzden orada bir iki günlük bir hafif kızarma ve şişme olabiliyor. Bu normal bir şey ama sonrasında geçiyor zaten. Evet. Önemli olan da sonrası zaten. Bitmiş hali. Düşünsenize. Şöyle söyleyeyim, sadece birkaç gün sonra, bir hafta 10 gün sonra birkaç günlük kızarıklık. Ondan tabii ki bunların kremleri var. Var. Biz o zaman öneriyoruz zaten yapılacak ya da yapılmayacak sonrasındaki işlemleri biz kendilerine öneriyoruz. Düşünsenize bir 10 gün sonra harika bir durumla karşı karşıyayız. 3-4 gün sonra da diyebiliriz, ondan sonra normale dönüyor zaten. Bir hafta zaten. Sonra her şey aynen. Normale dönüyor. Kesinlikle. Ama nedir? Çalışan hanımlar hafta sonu bir cuma akşamı, akşamları da... Tabii çalışanlar için cuma... Düşünsenize cuma günü. Akşamı çalışan bir kadın bunu yaptırıyor. Pazartesi günü gayet
Her şey mutlu bir şekilde işe gidebiliyor. Mutlu bir şekilde işe gidiyor. Mucize. Tabii bu herkesin cildinde aynı reaksiyon verecek diye bir şey yok. Bazıları hiç etkilenmiyor. Ciddi bile. Misiniz? Bazen de şişme de olmuyor. Kızarma da olmuyor ama bazılarında oluyor. O yüzden hani en azından bu işlemi yaptırırken bir iki gün bir kendine süre vermesi gerekiyor. Denemeye değer diye düşünüyorum. Ne olursa olsun denemeye değer. Peki gençlerde var mı talep? Var tabii gençler. Aslında bunun hani şöyle 18 yaşından itibaren herkese öneriyoruz ama bir 15-16 yaşında da yapılabiliyor. Aslında bir sakıncası yok. Yan etkisi yok çünkü. Fakat onların da işte mesela gençlerde çok fazla kaş alım olduğu için küstürüyorlar kaşlarını. Bu sayede geliyorlar daha dolu. Kaş daha... küsmesi ne demek? Allah'ım bir de bu çıktı. Kaş küsmesi ne demek? Küsüyor kaş. Çünkü kaşları kaş sürekli küser? Alımından kaynaklanıyor. Gençlerde çünkü çok fazla oynuyorlar. Çok fazla yoluyorlar öyle söyleyeyim. Ya, güzelleşmek adına her şey yapılabiliyor. Bunu sonrasında anlıyorlar ama biraz geç oluyor kadınlar tabii. Kadınlar işte büyüklerimizin bir sözü vardı ben küçükken. Kadınlara söyleseler gökyüzünde düğün var kadın merdiven kurar yine gider. Yine öyle. Gider kesinlikle. Böyle bir enteresan. Ya kadınlar işte eminim şu anda son dönemlerde erkekler de artık kendilerine bakmaya başladılar. Bakın sizin de söylediğiniz gibi. Kalıcı makyaj yaptıranlar var tabii. Yani biz niye yaptırmayalım ki? Erkekler bunu yaptırıyorsa kadınlar daha böyle güzelliğiyle. Ama onlar tabii makyaj olsun diye değil. Onların işte geçirdikleri bir kazadan evet. Kaynaklanan. Ama adı kalıcı makyaj mı kalıcı makyaj? Ya da genetik olarak az kaşlardan, az evet. Kirpiklerden. Ha bunları takviye amaçlı. Onlar sadece ihtiyaç gidermek. Takviye kuvveti. Aynen. Ha, harikasınız. Hayat kuvveti. Valla mucize gibi teknolojiler o kadar ilerledikten sonra birçok şeyimiz aslında çok kolaylaşıyor. Yeter ki bunu bilinçli ve uzmanları tarafından yaptırmak lazım. İnsanların tabii ki yardımıyla ve konusunda uzman kişilerle dediğiniz gibi bu sağlıkla alakalı bir şey cildimize kesinlikle. Temas eden iğnelerle yapılan bir durum diyelim. Onun için mutlaka gerçekten hijyenik herkes şu anda biliyorum şu anda sizin sadece bu iş üzerine bir merkeziniz var evet. Ama şu anda her mahalledeki kuaförler artık kalıcı makyaj yapıyoruz diyorlar. Bu da çok maalesef, önemli. Çok maalesef fazla var. Zamanımız da tükendi. Bunu ileriki haftalarda mutlaka konuşalım. Çünkü gerçekten bütün kuaförler neredeyse %99'u artık kalıcı makyaj yapıyoruz. Tabelalarında görüyorum. Yapılıyor evet. Onun için ne olur herkese de bunu buradan... Hijyen olmasına çok dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Mutlaka bu işi gerçekten yapan uzman kişileri araştırıp yapalım diye düşünüyorum. Ben şahsım adına böyle bir ihtiyaç var sanırım galiba. Uzmanımız bunu keşfetti. Yakında size geleceğim. İnşallah. Bekleriz. Bunu büyük bir rahatlıkla da bu işlemimizi de ekranda paylaşabiliriz. Hiç tabii problem ki. Değil. Tabii peki ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine teşekkür zaman ayırdınız. Kolay gelsin diyelim. Çok mersi. Çok teşekkür. Sevgili izleyiciler bugün de Hayata Dair'in sonuna geldik. Bugün de yine konusunda uzman iki tane konuğumla evlerinize, işyerlerinize konuk olduk diyelim. Yarın yine aynı saatte saatler 14'ü gösterdiğinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Müzik